Herkese selam var. Ben Emre. Bugün Mortal Kombat Mobile'ın yeni bir bölümündeyiz. Ve şu çok çok sorulan artık ruh kasma videosu gelsin demiştiniz. Onu çekeceğim en sonunda. Genelde basit aslında bilinen şeyler ama birçok kişi yeni başlıyor ve yeni başladığı için yorumlarda çok fazla kez görüyorum. Bundan sonra da şeyi anlatmayı düşünüyorum. Şu hesap değiştirme, işte hesap açma falan, hesabınız oyunu sildiğiniz hesabınızın geri gitmemesini nasıl sağlayacaksınız? Bunlardan bahseden bir tane video çıkarmayı düşünüyorum. Çünkü hani anlatmama rağmen çok kez yaşanıyor yani bu sorunlar. Yorumlarda çok kez görüyorum, işte yazıyor insanlar, ya şunu yaptım, bunu yaptım, oyunu sildim, güncelleme geldi, kaldırdım, geri yükledim, işte hesabım gitti, ne yapacağım falan diye. Onları da anlatacağım. Şimdi uzatmayalım daha fazla. Şuradan bir gidelim. Şimdi burada yapabileceğimiz çok fazla şey var. İlk olarak yeni başlamışsınızdır. Battle Mode'da daha takılıyorsunuzdur ki ben yayınlarda böyle yapıyorum. Orada da bilginiz olsun, 16.00'da yayına giriyorum. Mortal Kombat'ta oynuyorum. Gelip oradan bakabilirsiniz. Ne yaptığımda kendiniz canlı görebilirsiniz. Şimdi burada Battle Mode'da her savaştığınızda kule başına 3 ruh ve 5 3000 gold veya 5000 gold veriyor olması gerek. Ben bayağı uzun süredir savaşmıyorum aslında. Yayınlarda savaşıyordum da onu takip etmiyordum genelde. 3 ruh ve 3000 gold veriyordu yanılmıyorsam. Yani kötü değil aslında. Savaşıp sürekli alabilirsiniz. Büyük kulelerde bildiğim kadarıyla 10 ruh veriyordu. 10 ruha 5000 gold'u sanıyorsam. Yine iyi yani, buradan hem altın hem ruh kasabilirsiniz. Etkili olan yerlerden bir tanesi bu. İkincisi Faction Wars. Burada birçok yerden kasılabiliyor dediğim gibi. Faction Wars'ta özellikle çok fazla savaşırsanız hani bayağı savaşmanız gerekiyor. Ama savaştıkça böyle şey yapılıyor. Şu an Faction Wars'ta bazı sıkıntılar var. Onlar düzeltilecektir illa ki. Güncellemeden sonra böyle bir şeyler oluyor genelde. Faction Wars'ı sıkıntıya sokuyorlar. Burada girip savaştığınızda şurada sezonluk olarak burada şeylerinizi atlıyor ve hem altın kazanıyorsunuz hem de alt tarafta bu liderler tahtası kısmında şey yapıyorsunuz. En üste falan çıktığınızda mesela bu adamın ne kadar kazanacağına bakalım. Şu tıklanan şuna. Evet. Bu adam şu birinci olan kişi, ki birinci değil, isterseniz aşağıdan seçelim, şuradan seçelim veya işte 50. olsun, tamam mı? 100 ruh kazanacak bu adam. Sadece 3 gün içerisinde kazanıyor bunu. Ve şuradaki gördüğünüz pek hayvani bir pek. Diamond Injustice 2 raid'ini çıkartabiliyor musunuz? Gold Classic Melina ihtimali var. Diamond Mortal Kombat 11 Sub-Zero ve Gold Challenge karakterleri. Hani yani bu minimum bunun üstüne falan, işte diyelim ki Diamond Mortal Kombat 11 Sub-Zero nasıl çıktı? Bunun 1000 gold değerini düşünecek olursanız 1100 gold geliyor abi buradan. Hiç boru değil. Gerçekten çok güzel ve bir sürü ekipman geliyor. Bu ekipmanla da çok güzel işinize yarayacaktır. Faction Wars çok işinize yarayacaktır hatta. Hiç savaşmasanız bile 3 günde bir size 10 ruh veriyor. Burası gene güzel yerlerden bir tanesi ama önem vermeye dikkat edin. Çok savaştığınız surette baya baya şeyler kazanabilirsiniz. Şimdi buraya girebiliyorum inşallah. Tamam, girebiliyormuşum. Sıkıntı yok. Şöyle bir geri çekil bakalım. Geri çık. Eskiden tıklayamıyorduk galiba bu arada. Ve en son Quest Mode'a geleceğim bu arada. Quest Mode'dan en son bahsetmeyi düşünüyorum. Şuradan Dark Raiden'ın bir challenge'ına girelim. Burada Raiden'ın normal, Hard ve Elder olarak, artık Elder kısmı da geldi biliyorsunuz. Buradan böyle bir her savaşınızda 35-50 ruh alıyorsunuz. Bu iki kısımdan şuradan biraz daha ruh alıyorsunuz bu arada. Her 5 savaşta bir 15-20 ruh veriyor size. 35 ruh daha veriyor buradan. Öyle hesaplayabilirsiniz yani. Buradan aslında 85 ruh alıyorsunuz. 35 de buradan ve şuradan da ruh veriyor bu arada. Şu kısımdan da ruh veriyor. 7'ye 10 olması gerekiyordu. Yani 17 ruh da oradan geliyor aslında. 17 ruh buradan kazanıyorsunuz. 85 ruh buradan, 35 ruh buradan. Ve hard kısmında burası 50 olan 65'e çıkıyor. Nerede bu? 35 olan aynı mı kalıyordu? Aynı kalmıyordu galiba ya. 40'a mı çıkıyordu hatırlamıyorum ama artıyor olması gerekiyor. Aynı şekilde kazandığınız ruhlar da artıyor ve çok fazla kazanıyorsunuz. Elder Challenge, zaten ki şuradan bir girelim hemen Elder Challenge'a. Burada bayağı bir ruh kazanabiliyorsunuz. Yani bir gün içerisinde eğer bunları tamamlamanız çok zor ama yine de işte çok seviyorsunuz diyelim oyunu. Ya çok sevmekten kastım, zamanınız çok ve oynuyorsunuz abi, değil mi? Aralıksız oynuyorsunuz böyle. Burada mesela şu son kısımda 5 yazan yerde, Roma rakamıyla 5 yazan yerde 100 ruh veriyor size. Şu üçüncü de kaç veriyordu? 50 miydi? Galiba 50'ydi ve sürekli olarak size bir şeyler veriyor yani, takviye ediyor. Aynı zamanda altınla manyak gibi kasıyorsunuz challenge'lardan. Challenge'lar gerçekten önemli. Yapmaya özen gösterin abi. Ben burayı bitirdim mesela ama bayağı bir altınım yedi yani, altın vererek geçtim altın yerleri. Ruh vererek çok fazla geçmedim. Yemedi çünkü çok ruh gidiyor. Fazla zorluyordu.
Bu kısımlar önemli. Ya birçok yerden dediğim gibi kasabiliyorsunuz. Shao Kahn's Tower'a girebilirsiniz. Aynı zamanda Shao Kahn'ın Tower'ında birçok şey yapabilirsiniz. Hani savaştıkça işte her 10 savaşta bir falan burada size aynı şekilde ruh verecektir. Hem ruh hem karakter verme ihtimali var. Bu da güzel. Ve günlük Daily Objectives var. Buradan da kasabilirsiniz. Aynı zamanda Mortal Kombat 11'e sahipseniz günlük olarak size 40 ruh verecektir. 30 gün boyunca 1200 ruh kazanabilirsiniz. Bu da güzel bir ekstra olay. Ha, ben param var abi diyorsanız da parası olan kişilere de göstereceğim birazdan. Parası olup değerlendirmek isteyenlere, oyun içerisinde değerlendirmek isteyenlere göstereceğim onu. Şimdi tüm günlük görevleri tamamladığınızda size 3 ruh veriyor. Sabah 5 ile öğlen 2 arasında yediğinizde gene 3 ruh veriyor. Öğlen 2 ile akşam 5 arasında yediğinizde gene 3 ruh veriyor. 2 tane bronz pek açtığınızda 1000 altın. Herhangi bir özel yeteneğinizi güçlendirdiğinizde atlattığınızda seviye atlattığınızda 1000 ruh veriyor. Veya bu X-ray olabilir, Fatal Blow olabilir, pasif olabilir, fark etmez, hiç fark etmez, yükseltmeniz yeterli. Satın alıp ya da evrimleştirdiğiniz destekleyici kartlar size 1000 ruh veriyor oyun içerisinde. Sizde olan bir karakter kartına level atlatmanız size 1000 altın veriyor. 1000 ruh mu diyordum ben ona? 1000 altın bu arada, 1000 coins. Altın veriyor. Bunları açıklıyorum çünkü açıkla diyenler oluyor genelde. İngilizce açıklayabildim, açıklayayım size. Challenge'da veya Battle Mode'da veya Relic Hunt'ta 3 maç yendiğiniz zaman size 3000 altın veriyor. 7 maç yendiğiniz zaman 2 ruh veriyor. 12 maç yendiğiniz zaman 4 ruh veriyor. Şu hızlı savaşı yendiğiniz zaman, oyunda bir savaşlık olan kısım var ya, Faction Wars'ta, orayı yendiğiniz zaman 5000 altın veriyor ve normal bir savaş yendiğiniz zaman da 3 ruh veriyor size. Bunların hepsini tamamladığınızda bir 3 ruh daha veriyor. Buradan da güzel bir miktarda kasabilirsiniz. Aynı zamanda Mortal Kombat'ın bir kodunu girerek 40 ruh da oradan alırsınız. Manyaklar gibi bir günde böyle challenge'ları falan, quest'leri tamamlayıp 1500 ruhu falan çıkabilirsiniz. Tabii bu sadece bir gününüz olur. 1500, 2000 de hatta 2000 bile geçebilirsiniz zorlarsanız. Ama ertesi gün aynı şey yapamazsınız çünkü challenge'lar yani bitirdiğiniz için artık yapamayacaksınız onları. Yaptığınız ama sadece bir gününüzde 1500-2000 ruhu gözden çıkartabilirsiniz. Şimdi diyelim ki paranız var abi. Ben param var diyorsunuz ki olanlar da vardır aranızda yani. Ben arada görüyorum öyle. Ben oyuna para yatırdım, şu kadar yatırdım, işte 500-600 yatırdım diyenler çıkıyor yorumlarda. Olabilir. Yatırmak isteyenler olabilir. Önereceğim kısımlar, gidip de oradan işte TL ile ruh almak yerine buradan şey yapabilirsiniz. Yani gene TL ile almış oluyorsunuz aslında ama bu sizi çok geliştirebilecek bir şey. Aksine olarak büyüme paketini aldığınız zaman bununla beraber büyüyorsunuz zaten. Her level atlayışınızda ilk level'da size 240 ruh veriyor. 2'de, 3'te, 4'te falan böyle 10'a kadar, değil mi? 10'a kadar size 100 ruh vermeye devam ediyor. Toplamda kaç ruh veriyor bilmiyorum. 1140 ruh veriyormuş abi. 1 ile 10 arasında. Diyelim ki 2'yi aldınız. İşte yine paranız var diye şey yapıyorum. 2750 ruh veriyormuş 11 ile 20 arasında. 3'ü de aldınız. 3950 ruh veriyor ve buradan ya hayvan gibi ruh kasıyorsunuz ya, ciddi anlamda. Parası olanlar burada eğlenecek, coşacaktır. Öyle düşünüyorum. Şimdi burada bahsedeceğimiz başka kısım var mı? Altından ruha dönüştürme var. Onu da göstereyim size isterseniz. Şuradan altından ruha diyorum ya. Ruhtan altına dönüştürme var. Dönüştürmek isteyenler için. 300 ruh 192 bin altına bedel ediyor. Şurada gördüğünüz gibi. Bunu isterseniz dönüştürebiliyorsunuz. Aklınıza bulunsun ki bir köşede dursun. Ve aynı zamanda store'dan şöyle geleyim. Manyak gibi ruh kasılabiliyor. Bak, bunları yaptığınız zaman sıkıntı yok yani. Günlük 3 video izleyebiliyorsunuz ama 15 ruh 15 ruhtur abi. Buradan watch ad dediğiniz zaman reklamı direkt izliyorsunuz. İzlediğinizde hanenize 5 ruh yazılıyor. 3 tane reklam izlediğinizde 15 ruhunuz cepte. Temiz yani. Şimdi şurada en son quest mod kaldı. Quest mod gerçekten önemli bir yer. Gerçekten gerçekten önemli bir yer. Bahsedeceğim hemen. 10. şeyde var mı? 1 saatlik. Ben 1 saatlikler üzerinden gideceğim. Çünkü oyunu deli gibi ruh kasmak istiyorsanız oyunda sürekli aktif olmanız gerekiyor. 1 saatte buradan bakın, şurada gördüğünüz quest'ten 13 ruh kazanıyorsunuz. Hani güzel bir ruh. Bence gayet güzel bir ruh. Bunu başlatıp bitirdiğinizde size 13 ruh veriyor. Şurada göstereyim. Bakın ekranda şu an 1 saate 13 ruh. Buradan 13 ruhunuzu aldınız. Burada başka yok. Diyelim ki 8. kuleye geldiniz. Yüksek kulelere bakın bu arada. Elinizden geldiği kadarıyla yüksek kulelerde bulunun. Burada 15 ruh veriyor. Etti mi size 28 ruh? Sadece 1 saatte bu. Daha devamı da var. 3 quest yapabiliyorsunuz.
tek seferde en fazla 3 quest yapılıyor. 15 ruhlu buradan 43 ruh yapıyor sanıyorsam. 43 ruh 1 saatte aldınız. Bunu çarp 10'la ne yaptı? 430. Çarp 2 ile 860. Çarp 4 ile 40, 120 falan. Ortalama 1000 ruha falan denk geliyor. Eğer sürekli aktif olarak bunu yapabilecekseniz, gerçekten quest yapabilecekseniz, manyak gibi ruh kasabilirsiniz abi. Günde 1000 ruh buradan varsayalım ki. 2000 ruh da diğerlerinden kastınız. 3000 ruh bir günde kasabilirsiniz. Kendiniz coşturduğunuz bir gün olur bu. Diğer günlerde 500-500 kastınız zaten tamam. Hani oyunu o kadar hızlı şey yapacaksınız ki. Ki 12 Eylül'de zaten Mortal Kombat'dan bir kabal geliyor. Ruh biriktirmeye başlayan aranızda vardır illaki. Oradan da alabilirsiniz dediğim gibi. Yani bunları yapabilirsiniz. Burada oyunun eksiksiz kasılabilecek en iyi ruh sistemi bu yani. En yüksek sistem bu. Oyuna en çok girenler için şey yapıyorum yani. Çok ilgilenenler için anlattım bu videoyu. Çünkü çok kez geliyordu. Çok kez söyleniyordu. Ben bu şekilde büyüdüm bu arada. Harbi harbi bu şekilde büyüdüm yani. Ve oyunda cimri olmanız gerek. Bunu da söyleyeyim size. İşte ya şuraya gireyim, şuraya zaten vereyim, bir şey olmaz bir şey olmaz deyip geçmeyin. Mesela bir savaşta diyelim ki başka bir karakter kullanabileceksiniz ama üşeniyorsunuz. Bir ruh verip enerjisini yeniliyorsunuz. Yapmayın abi. Yapmayın yani. O karakteri alın içeriye sokun, onunla savaşın. Bir ruh bir ruhtur. Hani böyle düşünmeniz gerekiyor. Çünkü önemli. Bir ruhu yeri geliyor arıyorsunuz, bulamıyorsunuz. Ben gerçekten ilk başta da bunu yaşıyordum. Çok kez yaşıyordum. O bir ruh almak insanın canını çarpıyor ya. Hiçbir yerden alamıyorsun ya böyle, tüm görevleri tamamlamışsın. Bir ruh bir ruh yok. Hani ertesi günü beklemek zorundasın, anca giriş yapacaksın falan. O kadar bekletiyordu yani. Ama bir ruhu koruduğunuz zaman girip açabiliyorsunuz. Benden size tavsiye. Oyundaki cimrilik işinize yarıyor yani. Neyse. Kodumuz bu arada 3 olsun. Bu videoda böyle olsun. Umarım yararlı olmuştur sizin adınıza. Yararlı olduysa çok mutlu olurum gerçekten. Bir videoya bir beğeni atarsanız beni de mutlu edersiniz. Kanala abone olduğunuzu zaten düşünüyorum. Bu videoyu izliyorsanız muhtemelen olmuşsunuzdur. Değil mi böyle? 3000 kişi izlemiş ama 2900 olmamış aslında abone. Beni yiyorlarmış böyle olduk. Neyse tamam, ne boş yaptım ya. Evet. Bu video şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.